Evet Efe'cim. Sabahın köründe geldik. Yureko için geldik. Evet, çağırdılar, geldik yani. Yelken gezisi var dediler, geldik. Evet. Hocalar telefonlarımızı açmıyor. Evet. İnşallah. 5 dakika var ve hiçbir hoca telefonu açmadı. Kemal Bey merhaba diyoruz. Herkes şort giymiş maşallah. Herkes şort giydi. Şortumuzla geldik. Merhaba Kemal Bey. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Hocalar telefonu açmıyor. Evet. Bu anları da kameraya alayım. Yelkenimizi bulduk fakat hala şeylere erişemiyoruz. Kaptanlarımıza. Kaptanlar gerçekten akşamdan herhalde mazot almışlar. Şu an dinlenmeye çalışıyor. Şu an çok gergin anlar yaşanıyor. Şu bizim. Bu. Öyle mi? Bu. Tipinden tanırım bak, buydu. Genoa. Allah'ın güzelliğe bak. Bulduk en son. Yelkenimizi bulduk. Gemi bu sanıyorduk. Yureko sigortanın logosu var fakat garanti BBVA ile çıkacağız. Evet, gemimiz bu. Zaten evet, 6 kişiden fazla da almaz bu. Bu kadar mıyız? Daha var mı? Bu kadar. Evet. Efendim gemiye hoş geldiniz. Yusuf Bey hoş geldiniz. Daha önce ben de geldim. Yelken yaptınız mı? Şirketin yan çekilmesi yapmış gibi. Yani bugün tekneyi tanıyacağız. Rüzgarımız yok, yelken açacağız. Böyle motorla biraz seyir yaparız. Dersi o şekilde bitireceğiz. Yelkenimizin üzerinde iki tane palat var. Yeşil. Bir bu tarafta, bir de bu tarafta. Örnek veriyorum, rüzgar bu taraftan geliyorsa eğer yelken ne tarafa doğru açılır? Rüzgarın ittirdiği tarafa, yani bu tarafa. İki tur attı. Aynen. Oraya kilitledim. Sen iyi sıkışmamış herhalde. Ha? Yok. Evet, bu kadar. Buyurun efendim. Yok, doğru gidiyoruz. Şöyle aynen. Buradan buraya alıp sıkışmadan. Bak şurası boş kaldı. Aa, ben yanlış şey yapmışım. Şu zaten sonra yanlış bayan yapmışım. Şey değil mi? Şimdi bak ne bileyim, bayağı eğlenceliydi yani. Geçti oğlum. Arıyorsun da. Hadi. Yeterli. Çünkü çok yüke bindi şu an. Evet. Onu nasıl geri alacağımızı anladınız mı? Kalana kadar çöz. Ama elinde sıkı sıkı tut. Çünkü tekne şöyle. Aynen. Evet. Boşa aldım. Şimdi çöz orayı. Ben bunun galiba resmini gördüm. Ben de yaptım. Tuzla mesela çok kötü yani. Koy kadar, belki koydan daha fazla koy güzeldi. Kalın tarafı var, güzel işte gidiyoruz. Semboliklik gidiyor sağ sol yapıyor. Evet evet yapıyor. Şey, beni kandırmayın ya. Bak şu özün telefonu ötüyor bence. Atakan ciddi ciddi dönüyor abi. Şimdi teknelerin yanlarında şişme şeyler var. Evet. Onlara biz usturmaça diyoruz. O usturmaçaları içeri alalım. Kemal Bey, usturmaçaları içeri alabilir misiniz? Altlarında kancalar var. Kancaları şu tutunduğumuz tellere takacaksınız. Motor sabit. Duruyor. Sadece şey, pervane dönüyor. Altında dümen palası var. Yani hız aldıkça işte o pala sayesinde herhalde adam geldi. Döndürüyorum. Alo. Güzel ismiş lan. Atakan, bizi buradan Sentropya'ya götürebilir misin? Kaskon var, kork var. Kaskon var. Gerçi Yureko gemisi zaten. Gergin anlar yaşıyoruz şu an. Sahibi geldi. Aa şey lan, Mustafa Seven lan. Kim o ya? Bayağı meşhur fotoğrafçı var ya. O muydu o? Ha? Ben zettim. Ha, Mustafa Seven. Bakayım lan. Ünlü fotoğrafçı olmuş ya. Instagram'da falan 1 milyon şey var. Gir Instagram'a, senin fotoğrafın var şimdi. Deniz'de ünlü gördük. Bir Deniz'e 2 YouTuber fazla ya. O gitti de şimdi bak. Yani, Allah'tan gitti de ben tek kaldım. Giriyor yani işte. O zaman yelkeni yukarıya çekmek zorlaşacak. O yüzden teknenin başını rüzgara vereceğiz. O şekilde yani oradaki mandallar sayesinde yelkeni yukarı alacağız. Evet, rüzgara doğru git. Ana yelken mandarı hangisiydi? Yusuf. Ana yelken hangisi? Öndeki. Hayır, o Ceno. Bu. Aynen.
Şimdi bak oraya, tepede bir tane halat var bağlı. Onun rengini piyanoda bulmanı isteyeyim mi? Şuydu. Aynen. Peki yelkeni açmana engel olan bir şey var mı? Yelkene bak. O mandara bak. Bunlar değil mi? Hayır. 2 yeter, rüzgar yok. 4 sarsın. Şey bayağı ağır olacak. Eğer ki rüzgara doğru dönmezsek... Açmamı gerek yok. Dönüyor. Bakın rüzgara doğru dönmezsek şuradaki halatlar var. Bunlara lazy line diyoruz. Yelken bu halatların arasına sıkışır. O yüzden rüzgara tam olarak baş vermemiz lazım. Evet, çekmeye başlayacağız. Bir yaptım, çevirirsen daha olur. Normal bir geçiş ki. Öyle değil. Şöyle. Furling halatı var demiştik, hatırlıyor musunuz? Yelken böyle kendi etrafında dönüyor. İlk önce onu bulup boşlamanız lazım. Yoksa dövüp açılmaz. Aynen. Açtım bunu. Ha? Çek sadece. Bu tarz fotoğraf turu oldu bu arada. Bu tarz yazılımcılar nevli ortamları severler. Şu yandaki halatı alabilir misiniz? Bu tekneye saldık. Tekneyi ya. Tekneyi ben saldım ya arkadaşlar, kolay yansın diye. Gerek yok. Elinle uzatmayın ya. Yakın mı? Hop, dümene dokunmayın. Hareket. Evet beyler. Anlatın bakalım bugünkü deneyiminizi. Gezimiz bitti. Ya her zamanki gibiydi işte. Evet. Yusuf'un içindeki gizli yeteneği keşfettik. Yusuf aslında ben aslında tekne sahibiyim, şey bir yok. Hayır, inanılmaz düğümler atabilen, inanılmaz düğümler atabildiğini keşfettik. Efe'nin şeyinin sahte olduğunu öğrendik. Sahte değil. Gemi şeyinin, pas ehliyetinin. Hayır, gösterebilirim de şu an yanında yok. Kemal, seninle ilgili bir şey keşfedemedik abi. Nasıl keşfedemedik? Karısını seviyor. Ha, karısını ne kadar sevdiğini öğrendik. Ben de işte video mu diyeceğiz. Hadi kapatıyorum.